Efendim merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Serkan. Serkan Bey, kış mevsiminde çiçek bakımı nasıl yapılmalıdır? Kış mevsiminde biliyorsunuz artık yazı geride bıraktık. Havalar da yavaş yavaş soğumaya başladı. Evet. Bunun etkisi olarak da çiçeklerdeki bakım konusuna gelecek olursak, ya birincisi eğer saksılarda alttan köklenme başladıysa, eğer zorunluysa değiştirebiliriz ama çok zorunlu değilsek değiştirmeyi tavsiye etmiyorum. Çünkü bitkinin soğuk alma ihtimali var. Bu süreçler biliyorsunuz çok hızlı bir değişim yaşanıyor. Yani birdenbire sıcaklık 30 iken 25'e kadar düşebiliyor örnek verecek olursak. Diğer şekillerde de bitkimizi gözlemlemek lazım. Bu aylarda işte Ekim, Kasım, Aralık aylarında onun vermemiz gereken çeşitli vitaminleri var. O vitaminlerle kısmi olarak takviye yapabiliriz. Diğer şekilde eğer bitkilerde, altlarda saralmalar falan meydana geliyorsa artık güneşin camdan direkt yakıcı bir özelliğiyle bitkiye zarar vereceğinden dolayı cam kenarında ise biraz daha geriye alabiliriz. Genelde bayanlar biliyorsunuz cam kenarlarında çiçekli bitkileri seviyorlar. Aslında normalinde de yani bu yıl boyunca cam kenarlarına koymalarını tavsiye etmiyorum çiçekleri. Biraz daha geri planda ışığı, normal loş ışığı alabilecek şekilde konumlanırsa daha güzel oluyor. Toprak değişimine gelecek olursak, toprakta da saksıyla toprak orantılarını genelde bayanlar ayarlayamıyor. Bu genelde bahar aylarına biraz daha özverili saksı değişimini yaparken. Fazla saksı büyük, yani saksıyı daha çok büyük yaparak çiçeğin daha fazla büyüyeceğine inanılıyor. Aslında çok ters bir düşünce. Bu da tıpkı insanlar gibi beden değiştirilmesi gerekir saksıyı. Toprağda tabii gelişi güzel oluyorlar. Yani normal hani bizlerden almasını öneriyorum tabii haliyle ama fiyata takıldıkları için hani burası daha ucuz, daha uygun, ben işte kilosunu daha fazla alacağım şeklinde düşünerek ucuz olan topraklara yöneliyorlar. İşte daha sonra da işte sinekti, kurt gibi vesaire şeylerle karşılaşıyorlar. Ya bu şekilde şeylere maruz kalmaması için özellikle saksı ve toprağın kaliteli almalarını tavsiye ediyorum. Şu anda diyeceklerim bu kadar.